Toprak, bitkilerimizi ve nihayetinde gezegenimizi besleyen, yaşayan, nefes alan bir varlıktır. Bitkilerin büyüyüp geliştiği ortam olan tüm tarımın temelidir. Toprak, en küçük mikroorganizmalardan en büyük solucana kadar yaşamla dolu, karmaşık bir ekosistemdir. Bitki yaşamı için mükemmel bir ortam yaratan organik madde, mineraller, gazlar ve suyun bir karışımıdır. Toprak, bitkilere gerekli besin maddelerini, köklerine tutunmasını ve onlara hayat veren suya erişimlerini sağlar. Ancak tüm topraklar eşit yaratılmamıştır. Farklı ürün türleri için farklı toprak türleri uygundur. Bazı bitkiler kumlu toprağı tercih ederken bazıları kil veya siltli topraklarda yetişir. Kumlu toprak kaba, kumlu ve iyi drenajlıdır. Ancak suyu veya besin maddelerini tutma konusunda pek iyi değildir. Bu da onu tutarlı nem gerektiren ürünler için daha az ideal hale getirir. Kirli toprak, kumlu toprağın tam tersidir. Yoğundur, ıslandığında yapışkandır ve suyu çok iyi tutar. Ancak bu aynı zamanda kolayca sıkıştırılabileceği anlamına da gelir ve bu da kök büyümesi için pek iyi değildir. Siltli toprak, pürüzsüz ve iyi drenajlıdır. Ancak kumlu topraktan daha fazla besin içerir. Aynı zamanda kolayca sıkıştırılabilir. Bu nedenle erozyonu önlemek için dikkatli bir yönetime ihtiyaç duyar. Turba toprağı, genellikle sulak alanlarda bulunan koyu renkli, organik açıdan zengin bir topraktır. Suyu inanılmaz derecede iyi tutar ve besinlerle doludur. Bu da onu son derece verimli kılar. Ancak yaygın değildir. Asitliği nedeniyle yönetilmesi zor olabilir. Tebeşir toprağı alkalidir ve iyi drenajlıdır. Ancak özellikle besin açısından zengin değildir. Genellikle kireç taşı veya tebeşir ana kayası üzerinde bulunur. Asidik veya nötr pH'i tercih eden ürünler için zorlayıcı olabilir. Son olarak tınlı toprağımız var. Bu toprağın altın kilitleridir. Dengeli bir kum, silt veya kil karışımıdır ve iyi drenajlıdır. Ancak besin açısından zengindir. Bu onu geniş bir ürün yelpazesi için ideal kılar. Verimli toprak, azot, fosfor ve potasyum gibi bitki büyümesi için gerekli olan besinler açısından zengindir. Dokusu köklerin kolayca nüfuz etmesini sağlar ve bu besin maddelerinin bitkiler tarafından kolayca elde edilmesini sağlayan bir pH'a sahiptir. Verimsiz topraksa bu özelliklerden yoksundur. İster kumlu toprağın kaba dokusu, ister kilin besin tutma yeteneği, ister tınlı toprağın dengeli doğası olsun, her toprak türünün kendine özgü özellikleri vardır. Bu farklılıkları anlamak, ürünleriniz için doğru toprağı seçmenin anahtarıdır ve hasadınızı büyük ölçüde etkileyebilir. Her toprak türünün onu farklı türdeki ürünler için en az uygun kılan kendine özgü özellikleri vardır. Örneğin kumlu toprak daha büyük parçacıklara sahiptir ve çabuk süzülür. Bu da onu kök sebzeler ve bazı dayanıklı bitkiler gibi çok fazla suya ihtiyaç duymayan ürünler için ideal kılar. Öte yandan kirli toprak daha küçük parçacıkları ve daha yavaş drenajı nedeniyle pirinç gibi suyu seven bitkiler için mükemmeldir. Ayrıca kum, silt ve kilden oluşan dengeli bir karışıma sahip olan ve onu çok çeşitli mahsuller için verimli kılan tınlı toprak vardır. Bu toprak türlerini ve özelliklerini anlamak sadece ilginç bir bilgi değildir. Mahsul verimliliğini en üst düzeye çıkarmak isteyen her çiftçi için hayati önem taşıyan bir bilgidir. Toprağınız için doğru mahsulleri seçerek başarılı bir hasat şansınızı önemli ölçüde artırabilirsiniz. Sahip olduğunuz toprak türü tarımsal başarınızı artırabilir veya bozabilir. Toprak verimliliğini artırmak çok yönlü bir süreçtir. İlk önemli yöntemi ürün rotasyonudur. Bu asırlık teknik, belirli bir alanda yetiştirilen mahsulün türünü yıldan yıla değiştirmeyi içerir. Zararlıların ve hastalıkların yaşam döngüsünü bozar. Toprak erozyonunu azaltır. Toprak yapısını ve verimliliğini artırır. İkincisi, organik madde kullanımı. Kompost gübre veya yeşil gübre eklemek, organik içeriğini artırarak toprağın verimliliğini önemli ölçüde artırabilir. Üçüncüsü, uygun sulama. Doğru sulama uygulamaları, toprak erozyonunu ve besin sızıntısını önleyerek toprağın verimli ve üretken kalmasını sağlar. Ülkemizin farklı yerlerinde farklı toprak tipleri görülmektedir. Hangi mahsulü hangi bölgede yetiştireceğinizi iyi araştırmanız gerekiyor. Bunu toprak analizi yaptırarak öğrenebilirsiniz. Bu şekilde doğru ürünü doğru toprak yapısıyla destekleyebilirsiniz.
Hangi madde oranınız eksikse o madde üzerine odaklanmanız sizin mahsulünüzün daha verimli olmasını sağlayacaktır. Toprak verimliliğinin artırılmasının yalnızca mahsul verimi açısından faydalı olmadığını, aynı zamanda çevre için de hayati önem taşıdığını unutmayın. Doğru bilgi ve tekniklerle hepimiz daha sağlıklı, daha verimli topraklara ve tarımda daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunabiliriz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.